operasyonu dolayısıyla, YPG dolayısıyla hükümet yetkilileri Amerika Birleşik Devletleri'ni en ağır şekilde eleştirdiler. En ağır şekilde. YPG'ye destek veriyor dediler. FETÖ'ye destek veriyor dediler. PKK'ya destek veriyor dediler. 4000 tır dolusu silah gönderdi dediler. Her türlü eleştiri yaptılar. Haklılar mı? Haklılar. Tillerson geldi Türkiye'ye. Gelir. Üç buçuk saatlik bir görüşme yaptı. Mevkidaşlığı da ayrıca görüştü Dışişleri Bakanı. Ve yarım sayfalık bir metin hazırladılar ve kamuoyuyla paylaşıldı bu metin. Türkiye ABD stratejik ortaklığı hakkında ortak açıklama. Metin bu. Metnin başlığı bu. Bu metinde ABD'ye o kadar suçlama yapıldı. Haklıydı o suçlamalar. Bu metinde neler var? Bu metinde Amerika Afrin operasyonumuza açık ve şartsız destek veriyorum demiyor. Demiyor. Yine Membiş'ten PKK ve PYD'nin çekilmesi önerimize somut hiçbir şey söylemiyor. Başka? Fırat'ın doğusundaki yapılanmayı himaye etmeye devam edeceğini söylüyor. Başka? PYD ve YPG'yi terör örgütü olarak görmüyorum diyor. Başka? PKK, PYD ve YPG'ye ağır silah vermediğini iddia ediyor ve dolayısıyla bu silahları toplamayacağını da söylüyor. FETÖ'yü de zaten terör örgütü olarak görmüyor. Şimdi siz bunun altına hangi gerekçeyle imza attınız? Ya o kadar suçladınız. Biz de size hak verdik. Peki bu metni altına siz hangi gerekçeyle gidip imza attınız? Yarın çıkıp diyecek ki Tillerson da bizi aldattı. Ya kardeşim bir sefer de şu kardeşinin sözünü dinlesene, benim sözümü dinle ya. Böyle bir metnin altına imza atılır mı? Hangi gerekçeyle imza atıyorsun sen? Allah aşkına. Ya şu Amerika'nın ve Rusya'nın egemenliğinden bir kurtulun. O çekim günü gücünün biraz dışına çıkın. Yapacağınız şey şu: Bu bölgede dört tane devlet var. Türkiye, İran, Irak, Suriye. Ya bu dört devletin başkanı bir araya gelemiyor mu? Dört devletin başkanı bir araya gelip kendi sorunlarını çözemiyor mu? Dört devletin başkanı kendi ülkesinin ve diğer ülkelerle birlikte barış içinde yaşamasına karar veremiyor mu ki? İlla emperyalist güçler gelecek, onların eşliğinde biz bu işi yapacağız. Onların eşliğinde bunu yapamazsın, barışı getiremezsin, huzuru getiremezsin. Onlar senin eline silah verirler, gönderirler Suriye'ye. Akan kan kimin? Amerika'nın kanı mı? Hayır. Rusya'nın kanı mı? Hayır. Akan kan Müslüman'ın kanı. Silah veren kim? Ya Rusya'ya ya Amerika. Afyon'da konuşma yapmış. Ne zaman bunları Allah'ın insanlara en büyük lütfu olan akılla, diyalogla, konuşmayla çözülürsek hepimiz kazandık. E güzel. Ben de onu söylüyorum zaten. Diyalogla, otur diyalog kur diyorum. Akılla, beraber oturun konuşun, ortak aklı oluşturun. Ve kim kazanacak? Hepimiz kazanacağız. Hepimiz kazanacağız. Ne zaman bu meseleler siyasi ve ekonomik ilişkilerimizde çatışmaya yol açtıysa hep birlikte bedel ödedik. Beyefendi sen bedel ödemedin. Bedeli ödeyen Türkiye Cumhuriyeti. Bu millet ödedi bedelini.